bir tuman dalalarimiz mana yangidan tutzorlar barpo etilyapti va bizga berilgan ma'lumotlarga ko'ra bu yil bir tumanda 25 gektardan ortiq maydonda shunday yangi plantatsiyalar barpo etiladi. Mutaxassislarning shu agrar tarmoq vakillarining bizga aytishicha bu yil Qoraqalpog'istonda bahor sal vaqtliroq kelyapti va bundan albatta birinchi kelda dehqonlarning ko'ngli yayraydi va bu yil menimcha yomg'irli kunlar ham ko'p bo'ldi, opa. Shunaqa. Bu biz uchun juda ham bir quvonarli yil bo'layapti. Sababi yomg'ir qor bo'lsa barglar ertadan rivojlanib, serhosil soha bo'ladi deb umid qilyapmiz. Albatta, ilohim serhosil bo'lishini niyat qilamiz. Qanday endi hozir ko'chat o'tkazishlari? Hozir mana bu yilgi yilda tumanimiz bo'yicha 1,172,000 dona tut ko'chatlari ekishimiz kerak. 25 gektardan ortiq tutzorlar barpo qilinishi kerak. Bu barpo qilinayotgan tutzorlar kasanachilarga bekitib berilmoqda. Tumanimiz faqat kasanachilar bilan ishlaydigan tuman. Bu kasanachilar uyda bo'sh o'tirgan, ayollar daftarda turgan, ijtimoiy himoyaga muhtoj ayol-qizlarimizni ham mana shu yerdan yerlar berib, tutzorlar bekitib, ularga ish tashkil qilmoqdamiz. Mana sohamiz Xudoga shukr serdaromad sohaga aylandi. Men 37 yil shu sohada mehnat qildim. 37 yil ichida sohada shuncha qiyinchiliklar ko'p bo'ldi. Tarqab ketgan sohalar, mana shu yerlar ham umum qarovsiz bo'lib qotgan yer edi. Hurmatli prezidentimiz mana bizga sohamiz uchun 7 ta qaror imzolab berdi. Masalan, yerni kasanachiga bergandan keyin o'zi uchun o'zi harakat qilmoqda. Mana shu yerlarga qovun eksa ham, tarvuz eksa ham oilasiga ozgina bo'lsa ham daromad bo'ladi. Bu yil hosilga bo'lgan umid qanday? Mana mahallabay hisobida har bir hududda agronomlarimiz bor. Har bir hokim yordamchilariga borib, qani siz keling, bizda ish bor, ish bilan tashkil qilamiz. Mana yerimiz bor qancha deb ular bilan ishlashlayam biz tashkil qilib oldik. Mana shu yigit qizlar ham shu uyda o'tirgan. Mana shu uyda bo'sh o'tirgan ayol qizlar ko'pchiligi bizga shahardan ham kelib ishlashmoqda. Shu kungacha tuzgan shartnomamiz 3150 ta kasanachi bilan shartnoma tuzib oldik. Yil davomida 9000 dan ortiq fuqarolar ish bilan ta'min qilishimiz kerak. Bular qurtxonalarga bekitamiz, yerlarga bekitamiz, ekayotgan tutzorlarimizga bekitamiz. Bir marotaba hosil olardik. Hozirgi kunga kelib 4 marotaba hosil olyapmiz. Qanday qilib? 4 marotaba hosil olayotganimiz pullarni 4 marotaba qayapmiz. Siz demak bir tomondan bu yerda ish bilan ta'minlash, ikkinchi tomondan hosil uchun asos yaratyapsiz. Va uchinchidan mana shu yerlar to'la bir yashil maydonlarga aylanadi. Yashil maydonga ham hissa qo'shyapsiz, shundaymi? Avval yashil makon deb noyabr ayida boshlagan bo'lsak, 745,000 dona tut ko'chatlari. Bizda tumanimiz bo'yicha hamma korxona tashkilotlar bizga yordam berib tut ko'chati ekdi. Boshqa narsalar ham o'ziga yaxshi, tol, terak, boshqani. Lekin tutni eksangiz, bandlikni ta'minlaydi. Ishchi o'rlar, masalan, 200 tut ko'chat sho'rga eksak, bitta oila band bo'ladi. Sabab 200 tut ko'chatidan 60 kg pilla yetishadi. 60 kg pilla degan bitta oilani band qilgani degan. Va bu qancha daromad degani? Masalan, 100 kg pilla berayotgan kasanachimiz 2,5 million pillasiga pul olsa, 500 ming so'm prezident tomonidan berilayotgan subsidiya bo'ldi bizga. Mana shu subsidiya hisobidan yana 500 ming so'm bo'ladi. 3 million olyapti-ku. Endi yerdan olayotgan daromadini hisoblasam 17-18 millionga boryapti. Demak, mana shu 100 kg pilla berayotgan kasanachimiz 20 million daromad degani. Menimcha zo'r-ku, zo'r soha hisoblanadi. Mana shu hududlarda yaxshi yashaydimi odamlar? Odamlar yaxshi yashaydi. Masalan, jamiyatda ayol kishi baxtli bo'lish kerak. Uning uchun nima qilish kerak? U unga sharoit yaratib berish kerak. Oilasiga ozgina bo'lsa ham daromad olib kelsa, o'zi xursand bo'lib yuradi. Ayol rozi bo'lsa, jamiyat rozi bo'ladi. Jamiyat rozi. Qancha kishi mehnat qiladi jami? 30 dan ortiq agronomlar, 25 dan ortiq inkubistlar, 2150 ta hali kasanachi ayollar. Bu ayollar uchun yaxshida uyida o'tirib qilinadigan ish. Bizning navbatdagi suhbatdoshimiz Beruniy dalalaridagi pillachilik korxonasining agronomi Sarvinoz Zruzimova. Sarvinoz, odam boshqacha ko'radida shu pillachilikda. Mana hozir opa bilan suhbatlashdik. Siz ham bir yoshgina qizsiz, mana yaqinda bitirib kelibsiz, agronom ekansiz. Qiyin emasmi ishlar? Yo'q, qiyin emas. Shu mana o'tgan 21 yilda Beruniy tuman Navoiy hududida agronomi bo'lib keldim ishga. Hozirda mana kasanachilar bilan shartnomalar tuzib, уже pilla mavsumiga qizg'in tayyorgarlik ketyapti bizda. Apreldan boshlanadi nimamiz inkubatoriyalarga qo'yish ishlari.
kurtlarını. Hazır bu azıqqa tayyorlanıyor. Aha, bu azıqqa tayyorlanıyor. Mana prezidentimiz mana yeşil yillik qilib berdi. Bu biz uchun bir quvonarli hol. Eng o'zi avvalo birinchi navbatda tut plantatsiyalar azıqqa bazamizni ko'paytirsak, yana biz yaxshi unumdor hosildorlik ola olamiz. Shuning uchun mana hozir yeşil yillikda tut ko'chatlari ekish qizg'in davom qilyapti. Bu yil azıqqa juda ham ortiqdan ham ko'p bo'lsa kerak. Hamma tut ekyapti. Ha, hamma mana tut ekyapti. Bu biz uchun bir yaxshi, eng quvonarli desak ham mubolag'a bo'lmaymiz, chunki oziq-ovqat bazamiz ko'payapti. Mana shunday yondashuv model sizga ma'qulmi bir yosh agronom sifatida? Albatta ma'qul. O'zimizda KKRPAK klaster tashkil qilindi. Endi biz mana o'zimizda xomashyoni qayta ishlab eksport qilamiz. Agronom sifatida ko'nglingiz to'ladimi? Ha, to'ladi. Hammasi yaxshi. Qancha hosildan niyat qilyapsiz agronom sifatida? Endi xudo xohlasa bu yil rejamiz 2709 korobka ipak qurtimizdan 154 tonna nimamizda ortig'i bilan bajaramiz rejani. Sifatchi? Sifati yaxshi, a'lo darajada bo'ladi xudo xohlasa. Harakat qilamiz. Buning uchun tinmasdan mehnat qilish kerak va yana mehnat qilamiz. Hozirgi kunda mana sohamizda yangi o'zgarishlar bo'ldi. Sohamiz to'liq klasterga o'tdi. Epa klasteri tashkil qilindi. Investor keldi yangidan. Mana shu investorga hozir ko'rasiz, mana bu yilgi yilda xudo xolisa 154 tonna pilla tayyorlanadigan bo'lsa, mana shu pillalar o'zimizning tumanimizda ishlanadi. Qayta ishlab, rejalari juda ko'p klasterning ham. Siz o'zingizni pillangizni o'sha klasterga yetkazib berasiz? Ha, men pillalarni yetkazib beruvchi. Qanday endi klaster bilan muomala yaxshi ketyaptimi? Klaster bo'lgandan keyin juda ham yaxshi bo'ldi. Mana shu yerni surish ham, masalan, ayollarga yerni berayotganda surib, tozalab, tut ekishga tayyorlash, tutlarni olib kelib berish hammasi klaster tomonidan bo'lmoqda. Mana shu yerga qarab bergani uchun ham mehnat staji yurib turadi 1 yilga. Masalan, bir oy pilla baqsa, 1 yil mehnat stajiga ega bo'lmoqda. Zo'r-ku, bir oyga bir yil. Bir oy boqib bersa, u ham hurmatli prezidentimiz chiqarib bergan qarorlarning bir bo'lagi. Bizda hech narsa chetda qolmagan. Mana shu ekkan bir ko'chatimiz 1000 yil bizga gavhar berib turadi. Ana shunday. Haqiqatan ham zo'r falsafa ekan. 1000 yil daromad beradi. Endi men maqtandim emasda, Qoraqalpog'istonda hozircha kasanachilar bilan ishlaydigan yagona tuman. Shu yog'och daraxtidan qilinayotgan dastgohlar aslida katta maqsadlar, katta niyatlar ro'yobiga xizmat qiladi. Ellikqal'a tumanidagi Bo'ston klasterdamiz. Aynan mana shu yerda kelgusi yil hosiliga katta niyat bog'lashgan. Bu yerda bu yildan boshlab mana shunday yuqori sifatli, asl qo'l mehnati bo'lgan toza ekologik mahsulotlar milliy adras va atlaslar ishlab chiqarila boshlaydi. Mana shu yangi jihozlarda bizning opa-singillarimiz mana shunday matolarni to'qib chiqarishadi va hozir ayni paytda tayyorgarlik ketyapti va qo'shni fabrikalarda esa ipak gilamlarini tayyorlash yo'lga qo'yiladi. Bo'ston silkda bugun nima yangiliklar? Bu xalqning farovonligini ta'minlab beribdi. Eng asosisi manfaatdorligi bor bu yerda. İş bilan bandligi bor bu yerda. Mana shu tadbirkorlarni har tomonlama imtiyoz va sharoitlardan ta'minlab turdi. Pilla boquvchilar barcha soliqlardan ozod qilindi. Daromad solig'i ozod qilindi. Keyin mana shu mavjud tuzorlar oilaviy pudra shaklida mana shu kasanachilarga biriktirib berildi. Eng asosiysi 2022 yildan boshlab har bir kilogrammga yetishtirilgan pilla hosiliga davlat tomonidan 5000 so'mdan jamg'arma ajratildi. Endi bu ishlarning asosiy bo'lishinda O'zbek ipak uyushmasi sanoatining katta roli bor. Biz o'zimizdan chiqqan takliflarda, mulohazalarda birgalashibda shu yetkazib, ana shuni qonun darajasida shuni tatbiq qilib turibmiz hayotga. Ayni paytda siz qancha shu fermerni, qancha kasanachini o'z atrofingizga birlashtirdingiz va qanchalik mana shunday yengilliklar, qanchalik shu aravani tezroq yurib ketishiga ta'sir ko'rsatyapti? Klaster uslubida tashkil qildik Bo'ston silk korxonasini. Biz ishda avvalan bor mana shu eskirib qolgan, barg berishdan chiqib qolgan tutzorlarni restavratsiya qilishdan, yangilashdan boshladik. Va kamis joylarni tut ko'chatlarini o'tkazib, birinchi bazani yetishtirib oldik. Va shundan keyin hozirgi kunda mana har tomonlama rivojlantirish sohalarini
alıp baratırpımız. Mine ötken yılı 698 bin aks dolarlı eksport kıldık. Bu rayonda bir sonum eksport bulmağın birleştirdik sahasında. Bir 710'a rezilleştirgemiz ana şu eksport. Hayırlı eksport kılıyorsunuz? Hindistan'a, Kıtay'a, yani İran çet memleketlerine eksport kılıp durpımız. Eğer şu birley bakuça menfaatlarlıkta sezmese, bu işte alıp baralmaydı. Biz ana şu tutsallarını ona birdik. Ayla ve püdret olsa, o kususi mülk ilgesi mi oldu şu yerden? İcere şeklinde bir gelinden ki, hani şu yerde hem tegini yerini ilgi buladı, hem bakkan pillesini, misal için hasılından daramat kıladı. İlgerilere firmin kocalıklar ben düzeliydik, keseneşi bile inemez. 40% daramatı salık ketip kaladı. Hazır salık emez, bu bekar bulgarına gibi bir malalı hem de daramatını öz aladı. Bu birinci menfaatlarlık. İkinciden, şu ilgesi şu yerden. Yine bir nersene açışımız gerek, bir kutu pillerine bakış için 60 kilogram ve 57 kilogram belgelense diyece bunu bir adam bakalmaydı. Bunu 3-4 adam bakardı. Bunu hem hazır hesap kalıp durmuzda. Bir yerde atavalarımızın eski ödümlerini saklayan kaldı. Adres şahit okusunu teşkil kılıp atırpımız. 50 kalaşar ayıttı. 50 kalaşar ayıttı. Biz o adette fakat adres atlaslarını margulandı tokuydu diye boylardı. Karakılpakça usluplarda, Uzbek usluplarının hemmesini biz kırdıp durpumuz hazırda. Başlanışı Ebrebent degen boladı. Bunu Gülabardar degen uslupları boladı. Bizde şu mütehassıslar tayarlanan var Kuda Kalaca'da. Yine ipek gülemini teşkil kılıp atırpımız hazır. Yani Nerkhan'ı görürsünüz hazır. Böyle ipek gülemden her tamallama kine tırbatımız, özümüz, sakamızda. Ötken yılı 65 daim iş yarattık. 3000'den ziyatarak mevsimi işbirliğe bakıyorlar. Bir yıl anı kuda kalırsa ondan hep köp kılığımız. 1.191.000 tut köçetini ilk işini rejilleştirgenmiz. Cüde rejillerimiz köp. Ana şimdi sohadaki islahatlarını, sohadaki yengilenişini kalben kandayı kısıklı yapsız. Men ana şu bizim bu sahada 35 yıldan beri işlep kigen ben de. Hesapçı boğanman, iktisatçı boğanman. Bu sahada cüde imtiyaz, şarait, menfaatlarlık yatıptı da. Köçemizde abat kılamız, şakarımızda abat kılamız, şuna ulusumuzu koşamız. Bana şu değil hareket mi? Şimali tümallarda ham. Rövajlantış imkaniyeti yok mu? Şimal tarafta mı özüm hem çoğullanıp körgen ben. Mesela tahta kukur, kara uzay. Her bir hazır, hazır, hazır köyde Kocaeli'de var, Takiyataş'ta var. Nüks rayonunda var, Kigeli'de var, Şomanay'da var. Şimdi kalan bir iki rayonlarda yok. Lakin buna fakat yürekten kızıkış gerek. Ana şu birinci adamda bir iştiyak bulmasa hiç derseni emelge aşırı almaydı. Şimdi su hem gerek de tutkaz. Su bulmasa bu beraber menfaat bulmaydı. Lakin tedbirkar yetiş gerek, şu sahada, şunu biz köp nerseni yitirmegenimizde yitiriş gerek adamlarda. Bu imtiyazlarda kararlarda yitirişimiz gerek. Şu kararlar yitme yatırttı. Bu bize yerden ayıp. Şu yerdeki klasterden ayıbı deyip düşünemem değil mi özümce? Ne için deyken de şunçerle devletimiz tamamen imkaniyat, şarait yaratılgan, bana subsidiyen bir yerle batırttı. Bir yılga mihnetsizler çingleştirip batırttı. Bu hiçbir sakada yok. Ana şularda eğer düşünse, yürekten yitirse hemen cacayına şükreder. Biz Şimalı rayonlardan kuda kalırsa cüde rövajlanadı. Hangi bir taklif nohazaları var? Yani pillacilikini rövajlandırışını aldığı bir dolzer mesele mi? Mende fikir var, menfaatdarlık asasi mesele. Men hazır özümünün keşeneşlerimle, firmin kocalıklarımla şu fabrikaya, misal için azab olsa, menfaatdarlık küçeyse, ava. Bu hasılığa hasıl koşulattı. Ayrım yerlerde Kuremen, Harazim, Karalpak, Dele boylarında boş yerler yatıptı. Salma çel boylarında. Bu karar ambar. Buna tutaraklarını, köçetlerin firmini tamamen ekilse, yerden şu atraftaki adamların menfaatdarlığı yatıptı bu bir yerde. Beğenliği yatıptı bu. Hani şularga misal yolga koyuş hareketlerini kılıp atıp hazır bir gün dedin. Yağmur yağışı başlayıp. Aslında bu pillakarlar üçünden bir yağışı signal, şun değil mi? Haa, kutlu şun değil. Şu yağmur yağışını biz cüdeyem isteyemiz. Bariklerge rıvaj verip, azıqa verip, yağmur yağışını cüde, hudadanam sorup koyamız. Kelin bir vasıta bana şu kudu takıda gepleştik. Bu yerde bayağı aittiğiniz katta fabrika kurulu yaptı. Ayda birinci, kanday fabrika buladı, onun imkaniyetleri kanday buladı. Kançalik bu pillakçılıktan olunadığın hasılının sıfatı gə, daromadı gə, tasir ko'rsatadi.
Mana 2021 yılda epa klasteri tashkil qilindi. Tumanimiz pillachilik sohasi klasteriga o'tdi-da, to'liq klasterlandi. Shu klasterimiz mana yangidan bir planni qayta ishlash fabrikasi qurmoqda. Gul xudo xolasa 22 yılda shu planni o'zimizning tumanimizda qaytadan ishlanadi. A 21 yil hisobiga ham mana shu pullamizdan birinchi marotaba 648 ming dollar eksport qilindi. Tumanimizning eksport rejasiga sohamiz ham o'z xizmatini ko'rsatdi. Zo'r-ku, Beruniydan eksport kelyapti. Beruniydan. Bundan tashqari mana shu investitsiya kirgizish sharti bilan keluvdi investorlarimiz. Mana 2 million dollar investitsiya kirgizdi. Xudo xolasa 22 yilda mana shu fabrikada yana bir 200 ga yaqin ayol qizlarimiz ish bilan band bo'lyapti. Hozir klasterimiz bilan maslahatlashib oldik-da, mana shu fabrikani qayta ishlashdan keyin chuqur qayta ishlashga o'tamiz. Yuqori qiymat qo'shilgan mahsulot tayyorlaymiz. Ha, shunaqa. Yuqori qiymatli mana shu yerlarga chuqur qayta ishlash fabrikalari ham quriladi. Mana shu yerlarga. Ha, mana shu yerlarga, ha. Klaster mana shu fabrika tugagandan keyin, xudo xolasa, gilamsilik sex tashkil qilamiz deb rejalashtiryapmiz. Zo'r-ku, ipak gilamlari bo'ladi. Ipak gilamlari. O'zbek ipagini dünyalarga taratadigan shu ipak gilamlar, biruniy gilamlarini tayyorlashni reja qilib qo'ydik. Zo'r yangiliklarni, ha, xudo qolasa, mana shu ishlarni reja qilib olganmiz. Mana bu joylarimiz, mana tayyor qabul qilingan pillalarini quritib olamiz. Tayyor. Ham ombor hisobidan, ham kasanachilardan olib kelgan pillalarni shu yerda quritamiz. Hozir mana bo'sh turganga o'xshayapti-da, lekin hozir mavsumi emas. Ertaga ko'klamda bu yerda menimcha ish qaynasa kerak. Ha, hozir ham mana shu xonaning ichida ikkita qizimiz bir kam ta'minlangan oilalardan hokim yordamchilari olib keldi. Ikkita qizingiz opa, mana shu ikkita qizga bir ish bering. Mana shuni ichini tozalab, ishlarini qaytadan bir ko'rib chiqyapti. Yana bir ikkita ayolimiz shu yerda ish bilan band bo'ldi. Zimik pillachilik o'z atrofida qanchadan qancha odamlarni ish bilan ta'minlashga imkon yaratadi. Bir yil davomida masalan biz bandlikda 9000 odam ish berishimiz kerak. Har yilgidagi ishlagan ishimiz 9000 bo'lib ko'p ko'ringani bilan yana qani yana 9000 ta bo'lsa, odamlar qancha ko'p sohaga kelsa, daromadi ham shuncha ko'p bo'ladi. Bu qo'l kuchiga bog'liq. Mana shu mavsum paytida mana shu yerda qanchadan qancha yana ayol qizlarimiz ish bilan band. Pillani sortirovkasida, pishirganida, masalan qabul qilingan pillalarni biz g'umbagini o'ldirib pishirib olamizda, keyin pishgan pillalar qilib bu yoqlarga yayamiz. Bunda ham qanchadan qancha ayol odamlarimiz ish bilan band bo'ladi. Beruniy iplari bari boshqacha. Beruniy iplari, beruniy adreslari, beruniy ipagi, beruniy gilamlari, yangi-yangi brendlarga asos solinarkan. Marg'ilon darajasiga yetib qolishini juda-juda istab. Endi Marg'ilonni baribir asosiy nima deydi? Niyat qilib olaverish kerak-da, niyat ming yillik, ming yilligi bo'lsa, biz ham endi hech bo'lmasa shu Marg'ilonning bir yarimiga yetish niyatimiz, xudo xolasa, bor. Bu sohani rivojlantirishdagi asosiy ish shu faqat aziqa bazani rivojlantirish kerak. O'zingiz bilasiz, mana qurtlar faqat shu bitta narsani yeydi, barkni. Qurtlarning yana bir xususiyati yerning sho'rini ham olib turadi-da. Aziqa baza bo'lish bilan bir qatorda u sho'rini olib yerning ekologik xizmatni ham yaxshi qiladi. Ayniqsa Orol bo'yi hududida bu juda ham muhim. Uchun juda ham muhim. Mana ko'rib turganingizdek, xudo xolasa, mana shunday fabrika bo'lish kerak tumanimizda. Chiroyli fabrika bo'larkanda. Ha, katta. Qachon tugaydi bu qurilishlar? Mayda pilla qabul qilamiz. Shu mayda qabul qilingan pillalarni ishlaydi. Demak, mayda yangi fabrikada qabul qilinadi. Xudo xolasa, Beruniy tumanida yangi fabrika ochiladi, yangi ish o'rinlari ochiladi shu yerda. Masalan, hozir men sizga aytdimki, 9000 aholini ish bilan band qilishga. Bu bir tutsor qarab bersangiz ham ish stajiga ega bo'lasiz. Zo'r. Juda ham bir haqiqiy inson qadri, ijtimoiy paketga yo'naltirilgan bir yondashuv. Shunaq, eng avvalo inson qadri eng oldin. Yaqindagi hurmatli prezidentimiz tashrifida bir narsani aytdiki, har bir oilada har bir qanaq temir intizom, tartib bo'lishi kerak dedi. Men avvalo o'z ish faoliyatimda mana shu tartib intizomni eng birinchi o'rinda qo'yaman. Tartib bor joyda ish bo'ladi, tartib bor joyda hurmat, intizom bo'ladi. Mana shu klaster qancha fermerni birlashtiradi? Haligi bu aytgandek kasanachilar ko'pchiligi, shu 9000 kasanachini bizga fermerlar bilan ishlashga ham ruxsat, lekin fermerga borib pillamni boqib ber deyish bizga noto'g'ri. Shuning uchun biz o'zimiz bilan fermer paxtasini ekish kerak, bug'doyni ekish kerak, boshqa ishlarni qilish kerak. Bizi pillamizga vaqti bo'lsa bo'lib, bo'lmasa bo'lmay qoladi. Shuning uchun biz o'zimiz bilan o'zimiz shug'ullanib, o'zimiz kasanachi qilib oldik.
to'g'ridan to'g'ri kasanachini band qilib, kasanachi bilan shartnoma tuzib, kasanachini ishga qabul qilib, pulini ham inkvatoriya vaqtida qurtlar tarqatadigan pullarini ham o'z qo'liga olib beramiz. Demak, bugun mana shunday yangicha yondashuvdan kasanachilar rozimi? Ha, rozi. His qilyaptimi shunday bir o'zgarishlar? Kasanachilar shunday aytayaptiki, 21 yılda iyun ayında berdik de pullarning oxirgi pulini, hali tarazining boshida aytayaptiki, opajon, pullarni pulini ham o'z vaqtida berarkansiz degan gaplari ham men eshitganman. Sababi uni to'g'ri qabul qildim. Chunki avvallari pullarni pullarini olish, pullarni pullarini ber juda ham muammo edi. Lekin hozirgi kunga kelib, mana tarazining boshida pulini beryapti. Shuning uchun ham sohaga qiziqish odamlarning sohaga bo'lgan e'tibori oshayapti. Hali aytganimdek tarqab ketgan sohani mana shu O'zbek ipak sanoati tashkil bo'lgandan keyin qanchadan o'zgarishlar bo'ldi. Masalan, bizni o'ziga biriktirib oldi, o'ziga bekitib, klaster qilib, pillachilikda ham shu klaster yo'nalishiga o'tdi. Mana ko'p o'zgarishlar bo'ldi. Yerlar ajratildi. Mana shuncha o'zgarishlarni aytyapsiz. Nimadan shukronalik qilasiz? Shu yurtda tug'ilganimdan shukr aytaman. Men aslında Türkmen qiziman. Mana shu O'zbekiston yurtida tug'ilganimdan, O'zbekiston farzandi bo'lganimdan, mana shu xalqqa xizmat qilganimdan, insonlarning men qadriga yetganimdan, insonlar mening qadrimga yetganidan juda ham xursandman. Voy aytdingiz. Allohga shukr. Shunday pulini beryapmiz, shunday rozi bo'lib olib ketyapti, hayron bo'lyapti dedingiz. Qarang, odamlar oldida yorug' yuzli bo'lish falsafasi nima siz uchun? U eng avvalgi mening orzuim edi. Qachondir odamlar meni izlab kelishi, mana shu sohaga e'tiborli bo'lishi, bu mening oldindagi kelgan orzuim edi. Qachondir odamlar kelib, sohani hurmat qilsa, eng avvalo shu men uchun eng katta baxt deb bilaman. Eng avvalo bu yerda insonlar qadri turibdi. Biz endi mana shu insonlar yaxshi yashashi uchun, insonlar qadri uchun ishlayapmiz. Mening asosiy ishim shu odamlarni o'zingga jipslab, odamlarni izinga iyartirib yursang, boshqalarga qanday ko'rinadi bilmadim. Odamlarning ozgina kuniga yarasang ham eng bir baxtli, eng bir seromat, yaxshi soha deb o'zim uchun eng qadrli soha deb bilaman. Siz Beruniyda ipakchilikni, Beruniy ipaklarining obrusini, Beruniy ipaklarining kelajagini qanday tasavvur qilyapsiz? Beruniy ipaklarni xudo xolasa Marg'ilonga teng bo'lmasa ham, Marg'ilondan keyingi o'rinlarda turishini juda ham istayman. O'zbekiston mana Xitoy, Hindistondan keyin turadigan bo'lsa, Beruniy ham O'zbekistonda eng oldingi rayonlardan biri bo'lishiga xudo xolasa yaqin kunlar qoldi. Menimcha bir 4-5 yil ichida xudo xolasa mana shu Beruniy tumani ipaklari jahon bozorlarida o'z o'rnini ko'rsatib turadi deb ishonaman.